İnsanlar, insanlar niçin hapis yatar? Niçin acı çeker, niçin Ziver Bey köşklerinde Hatay-ı Humayun denen işkence karargahlarından geçer? Niçin? Çok büyük bir yokluk. 28 yıl oldu, babam yok ve hiçbir şey çözülmüyor. Neden öldürüldü derseniz, var olan bütün gerçekleri çok iyi bir şekilde bir araya getirdiği için. Babam yaşasaydı çok mutsuz olurdu Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardan. Barış, demokrasi, insandan şüphelenmemek gerekir önce. Şubat tatiliydi. Cuma günü karne almıştık. Cuma günü yemeğe çıkmıştık ve bu pazar günü oldu. Cumartesi günü babam evden çıkmamıştı ve arabanın lastiklerinin çektiğini söylemişti. 24 Ocak 93 saat 13.08 gibi bir saat gördüğümü hatırlıyorum ama dijital saat vardı mutfakta. Annemle babam önce çıktı, ardından annem çıktı. Tam salon kapısını kapatıyordum, bir patlama sesi duydum. Bizim sokağın başında da trafo var. İlk düşüncem trafo patladı ve bizimkiler arabayla yanından geçiyordu herhalde. İlk düşüncem bu oldu, onu hatırlıyorum. Ve çaprazda bir polis kulübesi var. Orada Tunus Büyükelçiliği var o zaman. Onun polis kulübesi var ama ne hikmetse kimse bir şey görmüyor. Bir de o cuma akşamı elektrikler kesikti. Yani arabanın lastiği çekiyor hem de elektrikler kesik. Ertesi gün de muhtemelen kesikti. Yani o arada ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra bir anda telefonlar çalmaya başladı evde. Yani telefon çaldı. Doğru mu bu haber diye. Ne doğru mu? İlhan amca söyleyin ne oldu dedim. Hani ben evdeyim tek başımayım. Kızım yine kapatıldı telefon. Sonra kapı, bir anda tabii kapı çaldı. Annem, herkesin gözleri kıpkırmızı. Büyük kalabalık girdi içeri. Ve şeyler girdi. Foto muhabirleri. Yani ben aslında olayı hani hem annemden öğrendim, yiğit ol yavrum, baban öldü dedi. Bir kere dışarı çıkmadım, yani çıkarmadılar zaten. Bir şey de söylemediler. Yani araba patladı, işte şey. Akşam TRT haberlerinde gördüm arabanın halini. Direksiyon tepede, bizim bindiğimiz araba tepe taklak. Ya inanılmaz bir şeydi. Yani orada da kendimi tutamadığımı hatırlıyorum. Çok büyük bir patlama tabii. Yani hani öldürmek değil artık iyice kazmak üzere neredeyse bir patlama. Bir mahalleyi uçuracak kadar bir bomba. Çok karışık, çok zor. Yani size özetleyemem, şu kadar acı yaşandı, böyle oldu diye bir şey özetlemem mümkün değil. Çok büyük bir yokluk. Babam televizyona çıktığı zaman 20 kişi tebriğe arıyorsa 2 kişi de küfre, tehdidi arıyordu ve babam çelik yelek giyiyordu, babam silah taşıyordu. Yani biz bunları biliyorduk ve etrafımızda insanlar öldürülüyordu zaten. Uzun bir süre dava açılmadı ve 99 yılına gelindiğinde, yani aradan 6 yıl geçtiğinde ya bir sürü şey de yaşandı. Tanıklar, sanıklar birbirine karıştı. Zaten şeylerin tahrip edildiği, toplanırken bütün ipuçların tahrip edildiğine dair bir sürü soru işareti oluştu. 99 yılında bir Hizbullah evinde, Hizbullah operasyonları devam ederken bir disk bulundu. Disk üzerinde sokağın krokisi, aracın durdurarak krokiler ortaya çıktı. Bunun üzerine bir operasyon başlatıldı. Bunun adına Uğur Mumcu Uzun Takip dendi. Umut Operasyonu. Daha sonra bu operasyon sonucunda Umut davası açıldı. Tek babam değil, Ahmet Taner Kışlalı'ya kadar olan bir süreçte aslında İran bağlantılı Tevhid Selam adında bir örgütün elini kolunu sallayarak diyeceğim, Türkiye içinde cinayetler işlenmesiydi. Yani bunun için de çok enteresan bir şekilde 92 yılında Esad tarafında bir Yugoslav o zaman Büyükelçiliğinin çalışanına da bomba koymak var. Yani çok, evet, çok farklı düzlemlerde suikastlar ve birbiriyle bağlantılı olan kişiler. Bunlar da Tevhid Selam örgütü. Şimdi gelinen davada kırmızı bültenle arananlar, özellikle son 3 kişi, aranlardan 3 kişi mahkemenin
izniyle geliyor. Tutuklanmayacağı söyleniyor bu üç kişinin. Onlar işte bizim bağlantımız yoktur diye ifade verdikten sonra salıveriyorlar. Bu yeni olan bir olay. Bombayı konan asla bulunmadı Oğuz Demir. Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. Mayıs 2021'de görünecek tekrar. Yani geldiğimiz noktada Tevhid Selam örgütü var. Bombayı koyan yok. Gelen kırmızı bültenle aranan, o davayla ilişkili olan herkes geliyor ama mahkemeci aklanıyor. Bizi hiç kimse yalnız bırakmadı. Biz de daha sonra, yani babamın odasını hiç şey yapmadık, hiç dağıtmadık, hiç bozmadık. Aynı şekilde yaşıyormuş gibi orada, bütün kitapları aynı şekilde durmaya devam etti, hala da duruyor. Yani asıl ben morga gitmek istemiştim. Tabii kimse izin vermedi. Görmek istemiştim en son. Babamın en sevdiği kıyafeti giyeyim istedim. En son bana aldı, severek aldı. Çok herkesin bize karanfil attığını, inanılmaz yağmur yağdığını hatırlıyorum. Mezarlıkta, mezarın yanına bile ulaşamadık gömme sırasında. O kadar kalabalıktı. O zaman işte Milliyet Gazetesi şey dağıtırdı. Maket binalar. Ondan sonra ben de Cumhuriyet de böyle şeyler versin isterdim. Hepsi promosyon verir ya, bunları konuşurduk yani. Derdim ki baba niye Cumhuriyet vermiyor? Hani ne güzel maket yapıyoruz. De, kızım parası yok Cumhuriyet'in. Hani klasiktir o, parası yok. Böyle şeyler veremiyor. Niye parası yok? İşte yok işte. Ondan sonra anlatıyor onları. Ya dedim baba hani Cumhuriyet herhalde verse Anıtkabir'i verir zaten. Bayağı güldüğünü hatırlıyorum babamı. Her gün düşünüyorum. Babamın kökeni hukuk. Yani Ankara Hukuk Fakültesi, bir asistan. Kısa dönem avukatlık var ama ve sakıncalı piyade oluyor. Hem sol ideolojiyi okuyor aynı zamanda hem de hukuk birikimine sahip. Yani hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hayranı. Bu coğrafyada nasıl böyle bir devrim yarattığına bakıyor. Hepsini de incelemeye çalışıyor. Yani bütün aslında derin devleti, devletin derin ilişkilerini yazan bir gazeteciydi. Tarikat, siyaset, ticaret, 12 Eylül adaleti, özellikle 1980 sonrasında yaşanan bütün bu hukuksuzluklar, onlara eğiliyor. Silah kaçakçılığı ve terör. Türkiye'deki Bulgaristan connection'ını, bağlantısını anlatıyor. Papa mafyacı aynı zamanda. Yani Abdi İpekçi'nin suikastını gerçekleştiren Mehmet Ali Ağca'nın nasıl olup da bir anda Papa'ya suikast, Kartal'daki cezaevinden kaçıp Papa'ya suikast girişiminde bulunduğunu da araştırıyor. Neden öldürüldü derseniz, var olan bütün gerçekleri çok iyi bir şekilde bir araya getirdiği için. 28 yıl oldu. Babam yok ve hiçbir şey çözülmüyor. Çünkü bu cinayetler aydınlatılmak istenmiyor. Çünkü ucu nereye dayanır, kime dayanır, hala insanlara korku veriyor. Ve hala kapatmaya çalışıyorlar. Biz babamın araştırmacı gazetecilik anlayışını gelecek nesillere aktarmak için, öldürmenin bir son olmadığına aslında inandığımız için de onun gazetecilik ilkelerini gelecek nesillere aktarmak için bu vakfı kurduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de evet, insanlar öldürülmüyor diyebiliriz. Umarım da böyle demeye devam ederiz. Ama insanlar yazmaktan korkuyor. İnsanlar konuşmaktan korkuyor. İnsanlar sosyal medya paylaşımlarından korkuyorlar. İnsanların aslında yazmaya, düşünmeye ve bir arada olmaya ihtiyacını göstermek için bu vakıf var. Ve biz bu yüzden ayakta kalmaya da çalışıyoruz. Şimdi aslında Cumhuriyet Gazetesi'ne köşe pazar günleri bir gönül borcuyla yazıyorum. Babamın Cumhuriyet'e olan gönül borcu nedeniyle. Babam benim için her zaman bir idol. Yani babam hep hem çok iyi bir baba olmasının yanında dönüp aslında kendisini kitaplarda bulacağım. Hani sayfalarını karıştırdığım zaman bana seslendiğini de düşünebileceğim kadar yakınlık kurabileceğim bir noktada aslında. Bütün bunlar bir yandan yazarken yalnız olmadığımı bana hatırlatıyor. Bir yandan da hep bir tarafta bana gülümsüyor. Belki sağda olan da solda olanın da yanaşmayacağı şeyler yazardı. Çünkü doğru bildiğini yazardı. Babam yaşasaydı çok mutsuz olurdu. Türkiye'nin içinde
bulunduğu koşullarda. Böyle düşünüyorum. Çünkü babam hiçbir zaman İslam'ın bir ideoloji olarak kullanılmaması gerektiğini söylüyordu. Hiçbir şeyin, özellikle İslam'ın kullanılmasının ne kadar büyük zarar yaratacağını da söylüyordu. Babam herkesin eşit, özgür ve adil bir ülkede yaşamasını istiyordu. Memleketin yazarı, çizeri, aydını niçin bu memleketi bir kıyama sürüklesin? Niçin? Sizin bir takım kafanızda problemler varsa, siz ülkeyi bir takım ayrıcalıklara dayanarak yönetmek istiyorsanız, aydınlar buna karşı çıkıyorsa sorun burada. Her yıl 24 Ocak'ta hem evin önüne hem de mezarı başına yüzlerce insan geliyor, binlerce insan geliyor. İnanılmaz mesajlar alıyorum her yıl. Ve yani duygulanmamak mümkün değil. İnsanların o acıyı hala aynı tazelikle yaşadığını okumak, bilmek ve yalnız olmadığımızı hissetmek aslında çok insanı çoğaltan bir duygu.